Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Adana ilimizin Sayınbeyli ilçesinin kurtuluş yıl dönümü. Buradan bir daha böyle bir acıyı, bir daha bir kurtuluş mücadelesi vermemeyi temenni ederek bütün Sayınbeylilerin kurtuluş gününü kutluyorum. Yine Azerbaycan'ın kurtuluşunun, bağımsızlığının yıl dönümü. Buradan Azeri kardeşlerimize, oradaki Türk kardeşlerimize de sonsuza dek bağımsızlıklarını sürdürmeyi temenni ediyorum. Pamuk üreticilerinin problemleriyle ilgili araştırma önergemiz üzerinde söz aldım. Değerli arkadaşlar, geçen yıl da burada söylemiştim. Hükümetin buna bir tedbir alması gerektiğini anlatmıştım. Çözümü de söylemiştim ama sanki biz onu söylememişiz de farklı söylemişiz gibi yine çok farklı bir uygulamayla ve pamuk üreticilerini mağdur edecek bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Geçen yıl kütlü pamuğun fiyatı serbest piyasada 2.85, yani eski parayla 2.850.000 lira. Şu anda kütlü pamuğun fiyatı 2.35, yani eski parayla 2.350.000 lira. Arada 500.000 lira gibi eski rakamla bir kayıp var. Şimdi gübre fiyatları ve mazot fiyatları %10 ile %15 arasında bir artış göstermişken pamuk fiyatının %10'ları geçen bir düşüş yaşaması acaba size neyi hatırlatıyor? Yani burada kim kazandı, kim kaybetti? Geçende de bunu sormuştum, yine soruyorum. Yani biz pamuk üretmemiz lazımken, Türkiye'nin 3.5 milyon ton kütlü pamuğa ihtiyacı varken, yılda 2 milyar dolarlık dışarıdan pamuk ithal ederken, pamuk üretimini arttırmak, pamuk üretimini desteklemek mi bizim yapmamız gereken, yoksa pamuk fiyatlarını aşağı düşürüp çiftçinin kazancının önüne geçip 3-5 tane efendim tüccarın inisiyatifine bırakmak mı bizim kazancımız? Elbette ki bizim kazancımız çiftçinin üretim yapmasını temin etmek ve her geçen yıl çiftçiyi zarar ettirmeyecek şekilde, çiftçinin pamuktan para kazanacak şekilde üretimini teşvik etmemiz gerekir. Ancak hep yanlış politika, hep yanlış politika, gün geçtikçe çiftçinin kaybı artarak devam ediyor. Değerli arkadaşlarım, bugün eğer ki çiftçimiz gerçekten Çukurova'da, Ege'de, Urfa ve Diyarbakır bölgesinde pamuk üretmiş olsa, inancınız olsun 3.5 milyon ton kütlü pamuğu biz üretebilecek durumdayız. Buna toprağımız da müsait, havamız da müsait, suyumuz da müsait. Ve çiftçimiz de pamuk ekmeyi biliyor, pamuk üretmeyi biliyor. Ama biz ne yapıyoruz? Pamuk üretimini teşvik etmemiz gerekirken pamuk üretimini adeta baltalıyoruz. Değerli arkadaşlarım, bakın prim konusunda geçen yıl burada söyledim. Sayın Bakan'la birebir görüşmemizde de, geçen bir önceki bakanla görüşmemizde de kendisine söyledim. Ve haklılığımı ifade etmesine rağmen pamuk prim destekleri hala 800 bin lirada. Ya gelin biz bu ülkenin çiftçisine pamuk ettirelim. Demin de söyledim, toprağımız müsait, suyumuz müsait, havamız müsait. Yani başkalarının çiftçisine, Yunanistan'ın çiftçisine, Hindistan'ın çiftçisine, Amerika'nın çiftçisine 2 milyar dolar paramızı götürüp onların cebine koyacağımıza, gelin Türk çiftçisinin kazancı olsun, Türk devletinin kazancı olsun. Tekstil sanayimiz bizim dışarıya satış yaptığımız en rekabetçi kurumumuz tekstil sanayisi. Ham maddesi ne? Pamuk. Biz nereden alıyoruz pamuğu? Dışarıdan alıyoruz. Ve dünyanın parasını ödeyerek alıyoruz. Yani bunu yapmak mı doğru, yoksa çiftçiye prim desteğini arttırarak 200 milyon dolar vererek 3.5 milyon ton pamuğu üretip kendi pamuğumuzu işletip kendi pamuğumuzu tekstil sanayisinde kullanıp dışarıya satmak mı daha bizim için karlı? Elbette ki ham maddesini kendimizin ürettiği, efendim dışarıya da pazarlayabileceğimiz tekstil sanayimizi kendimizin desteklemesi doğru. Ama biz burada söylüyoruz, ne yazık ki Tarım Bakanlığı bu uygulamayı bir türlü beceremedi, bir türlü başaramadı. Pamuk üreticisi bir ay önce serbest piyasada 2 milyon 850 bin lirayken eski parayla pamuk, şu anda 2 milyon 350 bin lira. Kim kazandı?
Paradan para kazananlar kazandı. Kim kazandı? Faiz lobileri kazandı. Kaybeden kim? Ne yazık ki çiftçi. Hepinize saygılar. Teşekkür ediyorum.